STV ekranlarından iyi seyirler. Eskişehir'den bizleri izleyen herkese sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ekstra gündemde önemli bir ismi ağırlayacağız bugün. Hem siyasetin renkli simalarından biri, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli bir ismi, Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi üyesi Aylin Nazlı Aka bizlerle birlikte. Eskişehir'e geldi, çok yoğun bir programı var. Sadece Eskişehir özelinde değil, genel gündemde de sağ olsun bizleri de kırmadı ve önemli başlıklarla sizleri de bilgilendireceğimiz bir birliktelik olacak. Hoş geldiniz hem Eskişehir'e hem stüdyomuza. Çok teşekkür ederim. Asıl ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz ve bizi izleyicilerimizle buluşturma fırsatı verdiğiniz için. Evet, bugün Eskişehir'de de yoğun bir program vardı. Hem Eskişehir'e geliş sebebinizle başlayalım hem de nasıl buldunuz Eskişehir'i? Çünkü uzun zamandır çok soğuk günler yaşıyoruz pandemi nedeniyle. Aslında birbirimizden de kopuk bir noktadayız ama bugün herhalde hem böyle farklı bir etkinlik oldu. Partililer adına da herhalde renkli, hareketli, keyifli bir gün geçti diye düşünüyorum. İzlenimler sizde. Evet, şöyle biz 8 Ağustos'ta Kadın Kolları Kurultayımız sonrasında yeni bir ekip olarak yola çıktık. Ve bu yeni ekip olarak da hedeflediğimiz konulardan bir tanesi de kadın örgütlenmemizin olmadığı hiçbir ilçemiz ve yıl sonuna kadar da hiçbir mahallemiz ve beldemiz kalmayacak. Eskişehir'de bazı eksiklerimiz vardı, onları tamamladık. Dolayısıyla bugün aramıza yeni katılan 9 ilçenin kadın kolları başkanlarıyla, il başkanımızla, il kadın kolları başkanımızın düzenlediği bir etkinlik çerçevesinde belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti meclisi üyemiz, tüm örgütümüz, gençlik kollarımız, ana kademe ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz olmak üzere bir araya geldik. Dediğiniz gibi pandemiden dolayı epeydir böyle salon toplantıları yapılmadığı için bir araya gelmeyi çok özlemişiz. Gene tabii pandemi koşullarına çok uygun bir şekilde, evet, aralıklı oturarak, maskeleri çıkarmadan, maske, mesafe, hijyene dikkat ederek bir arada olduk. Ama güzel bir etkinlik oldu. Hem yeni katılan başkanlarımıza rozet taktık, hem örgüt içi bazı görüşmeler yaptık, hem de en önemlisi tabii son dönemde hayata geçirdiğimiz bir projemiz var. Yaşam Hak Projesi. Evet. O projeyle ilgili olarak da hem bilgilendirme hem de görüş alma niteliğinde çift taraflı bir toplantımız oldu. Çok güzel, çok verimli bir gün oldu. Ne mutlu. Evet. Yaşam Hak Projesi'ni detaylarıyla az sonra konuşacağız. Şunu merak ettim ben. Şimdi her yeri geziyorsunuz. Tüm şehirlerdeki havayı kokluyorsunuz ister istemez. Evet. Deneyimli de bir siyasetçisiniz. Heyecan gördünüz mü Eskişehir'de? Hani o umut, o ışık partiniz adına var mıydı? Pandemiye rağmen diye. Evet. Az önce dediniz ya soğuğa rağmen diye, valla hava soğuk olabilir ama insanlar çok sıcak, insanlar çok hevesli ve Eskişehir'deki örgütümüz gerçekten de son derece motivasyonu yüksek durumda. Bir kere onu çok net gördüğümü söyleyebilirim. Onun dışında tabii gerçekten de artık 19 yıldır yorulmuş olan bir iktidara karşı halkın bizi umut olarak görme hali var. Bunu nereden biliyoruz? Bize gelen taleplerden, bize dönük beklenmelerden, beklentilerinden, bize gösterdikleri teveccühten biliyoruz. Tabii Eskişehir'de yerel yönetimde Türkiye'ye aydınlık ışık saçan diyeyim, Türkiye'yi aydınlatan çok değerli bir büyükşehir belediye başkanımız var. Gene ilçelerde, beldelerde çok değerli belediye başkanlarımız geçmişte de oldu, bugün de var. Dolayısıyla onların bu eşitlikçi, demokratik, adil ve herkesin katılımcı olabildiği bir yerel yönetim anlayışı Türkiye'ye yansıması isteği de var Eskişehir'de. Tabii burası aynı zamanda bir öğrenci kenti. Onun getirdiği bir gençlik havası var. Yani Eskişehir gerçekten kendi zaten özünde çok aydınlık, çok güzel bir şehir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak bakıldığında da iktidara kilitlenmiş olan, yapılacak olan ilk seçimlerde partiyi iktidara taşıyacak sürecin öncü gücü olmaya kararlı olan kadınların ve gençlerin var olduğu ve örgütün her kademesindeki üyelerin çok heyecan içerisinde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunu ben çok net hissettim, evet, bugün. Şimdi dün programa çıkacağınızı anons ettikten sonra
pek çok partiliyle de meslektaşımızla da konuştuk. Ben de bugün fark ettim çünkü ilk defa bugün bir araya geldik. Şu önemli herhalde, hani evet siyasette kadın faktörü ama bir de ben onu devre dışı bırakarak siyaseti severek yapmak. Yani insana evet. dokunduğunu hissetmek. Evet. Bu herhalde bu yoğunluğu keyifle yapmanıza en büyük etken. Biraz kişisel olacak bu soru ama evet. bunu hissettim sanki ben şu kısa süre içerisinde. Hani yorulmadan dokunduğunuz bir şeyden dolayı keyif alarak ya da bunu amaçlayarak ilerlemek en büyük motivasyon kaynağı herhalde. Aslında bu çok bireysel bir soru değil. Gerçekten zevkli de yanıtlayabilirim. Siyasetin de türünde var. Yani siyaset aslında dışarıdan bakılınca çok zahmetli. İçeriden bakılınca dışarıdan bakıldığından daha da zahmetli. Ama bir o kadar da manevi tatmini yüksek olan, insanların hayatına dokunmanın getirdiği o manevi duyguyla insanın kendini her gün şarj ettiği çok önemli bir etki alanı diye görüyorum. Bir şeyleri dönüştürme, değiştirme sanatı. Onun için bir şeyleri değiştirme, dönüştürme hevesi olanlar, bir şeylere itiraz edenler, fark yaratmak isteyenlerin de buluşma hattı. Sevmeden de yapılabilecek bir alan değil. Ama bazen böyle çok nitelikli, çok değer verdiğim insanlarla konuşup onları siyaset davet ettiğimde diyorlar ki ya isterim ama zamanım yok. Siyaset aynı zamanda bir boş zaman aktivitesi de değil. Belki bunu da söylemek önemli lazım. Önemli bir mesaj aslında. Evet, onun siyaset, altını çizmek lazım. Tıpkı sizin mesleğiniz gibi adanmışlıkla yapılması gereken ve her dakikanın, her saniyenin, her saatinin de hakkının verilmesi gereken bir hizmet alanı. İnanın ben her gün başımı yastığa koyduğumda bugün bu görevin hakkını verecek ne yaptım sorusunu sorarım kendime ve her gün o soruya olumlu bir cevap verebilmek isterim. Yani hiçbir günü boş geçirmemek isterim ve siyasetle bu kadar yoğun haşır neşir olduğum uzun yıllardan beri de daha bu soruya hiç cevapsız uyuduğumu hatırlamıyorum. Yani insanların hayatına dokunmak kadar, itiraz ettiğiniz şeyleri itaat etmeyip değiştirmeye çalışmak kadar da güzel bir şey yok diye düşünüyorum. Hani dediniz ya yorulmuyor musunuz? Hani atamızın güzel bir sözünden hatırlatma yapalım. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar yorulmazlar. Onun için biz dinlenmek üzere yola çıkmadık. Gerçekten bir şeyleri değiştirmek, yeniden laik, demokratik, aydınlık, eşit, adil bir Türkiye'yi kucaklamak için mücadele ediyoruz. Artık o döneme de az kaldı diye görüyoruz. Bakalım. Evet, tabii değiştirmek, dönüştürmek istediğimiz konuların başında sadece kadınların değil. Hepimizin ortak bir sorunu var. Ülke gündemi ve politikasına aslında birazcık bakalım diyeceğim ama bence onun da temelinde en büyük sorunlardan bir tanesi Türkiye ve kadın. Evet. Yan yana getirdiğimizde aslında sorunlar, sıkıntılar pamuk ipliği gibi karşımıza çıkıyor. Ben yönetmenimden önce bir tablo rica edeceğim. Bir istatistiki veri var Türkiye'de kadının yeriyle ilgili. Şimdi kadın barış ve güvenlik endeksi araştırmasına göre kadınlar için yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 167 ülke arasında Türkiye 114. sırada. Yine Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporundaysa Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada. Ve Türkiye nereden buralara gerilediye de dönüp bir bakmak gerekiyor. Çünkü örneğin Dünya Ekonomik Forumu'nun toplumsal cinsiyet uçurumu endeksinde her yıl biraz daha aşağıya iniyoruz. Üstelik aslında Türkiye'de kadınlar seçme seçilme hakkını, birçok hakkı, birçok medeni kanundaki değişiklikten tutun da iş yaşamına yönelik düzenlemelere kadar birçok hakkı Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında birçok gelişmiş ülkeden önce elde ettiler. Şampiyonlar Ligi'ndeydik değil mi? Öyleydik. Mesela 1930'da kadının yerelde, 1934'te genel seçimlerde seçme seçilme hakkını kazandığı süreçleri düşünecek olursak ilk yapılan seçimler 1935 yılında olmuştu. O dönemde parlamentoya giren kadın milletvekili oranı açısından dünya ikincisiydik bakın. Dünyadaki tüm ülkeler açısından parlamentoda kadın temsilinde ikinci sıradaydık. Bugün neredeyiz diyecek olursanız bugün bir takım Afrika ülkelerinden tutun Ruanda'sına kadar birçok ülkenin arkasından geliyoruz. Çok altlardan geliyoruz. Peki bunun Maalesef. Sorumlusu kadınlar mı? Hani bunu söylediğimizde hep deniliyor ki kadınlar da hakkına sahip çıkamadı.
asla bunun sorumlusu kadınlar değil, bunun sorumlusu bu ülkeyi yöneten zihniyettir. Şöyle ifade edeyim Soner Bey, son 19 yıldır biz Türkiye'de kadın hakları konusunda bırakın yeni kazanımlar elde etmeyi, var olan haklarımızı kaybetmeme mücadelesi veriyoruz. Bakın ısıtıp ısıtıp karşımıza istismara uğrayan çocukları tecavüzcüsüyle evlendirme yasasını getirmeye çalışıyorlar. Ama kadınlar birlik oluyor, itiraz ediyor, geri çekmek zorunda kalıyorlar. Bir nabız yoklama aslında. Tabii. Daha bu tarzda o kadar çok örnek verebilirim ki size, kadınların haklarını kısıtlamaya çalışan, kadınla erkeği eşit görmediğini ifade eden, zaten açıkça söylüyorlar. Örneğin kendi siyasi partilerinden olmayan bir kadın siyasetçiye vitrin yakıştırması yapabiliyorlar. Gene milletvekilleriyle yapılan bir toplantıda şuradan iki kadın milletvekili gelsin şöyle sembolik olarak diyebiliyorlar. Onların gözünde kadınlar sadece bir sembol, bir dolgu malzemesi, bir süs eşyası gibi görünüyor olabilir. Ama o kadınların hakkını savunmak da bize düşer. İster AKP, ister MHP, hangi partiden olursa olsun tüm kadınların hakkını savunmak da bize düşer. Siyasette kadın vardır, hep var olacaktır. Çünkü bu toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor, diğer yarısını da kadınlar dünyaya getiriyor. Onun için bu ayrımcı, bu kadınla erkeği eşit görmeyen, bunu da açıkça ifade eden, bu işin fıtratına ters diyen ya da kendisinden iş isteyen bir kadına ne oldu evdeki işler yetmedi mi diye kahkaha atan zihniyeti sonuna kadar kınıyoruz. Ve tekrar söylüyorum, ilk seçimlerde bu kişileri oraya kadınlar taşıdı, gönderenler de kadınlar olacak. Ve biz parlamentodaki temsil, az önce rakamları paylaştığınız için söyleyeceğim, parlamentodaki temsille ilgili olarak da bir çalışma yapıyoruz. Daha bugün yaptığımız toplantıda bir belediye başkanımız çok güzel ifade etti. Bir hayal edin dedi. Pardon, il başkanımız, Recep başkanımız söyledi. Hayal edin, parlamentonun yarısı kadın olsa nasıl olurdu dedi. Nasıl olurdu biliyor musunuz Soner Bey? Birincisi şiddet olmazdı. Bugün parlamentoda zihinlerin değil, bedenlerin de çarpıştığı sahneleri tanıklık ediyoruz değil mi hepimiz? Bu öyle olmazdı. Daha fazla barış dili, daha fazla uzlaşmacılık ve daha fazla kadın haklarına dönük yasalar çıkardı. Bugün kadınlarla ilgili yasaları bile çıkıp erkekler konuşuyor. Ve kadınların lehinde kararlar çıkamıyor ne yazık ki. Şimdi bizim bir planımız var. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü pazartesi gününe denk geliyor. Umuyoruz ve istiyoruz ki 9 Mart'ta siyasi partiler yasasında bir değişiklik olmasına dönük olarak hazırlamış olduğumuz kanun teklifimizi genel kurula getirelim. Ve bu süreç içerisinde parlamentoda eşit temsil için kim gerçekten samimi olarak bu yasa değişikliğinin arkasında duruyor, kim mış gibi yapıyor, bunu iyice görelim. O gün için herkesi de ekran başına davet edeceğiz. Böylelikle işin turnusolu ortaya çıksın. Yani evet, sağlamayı, gerçekten sağlamayı demokrasiye inanan da inanmayan da. Çünkü bakın sizin mesela bu programda kadın haklarıyla ilgili olan mesajlara yer vermeniz, şu verileri paylaşmanız çok kıymetli. Bunu neden yapıyorsunuz? Çünkü siz demokrasiye inanıyorsunuz. STV demokrasiyi çağırıyor, evet. Demokrasiyi istiyor. İzleyicilerimiz demokrasiyi istiyor. Yani kadın hakkı mücadelesini sadece kadınların hakkı olarak değil, tam tersine insan hakkı olarak ve demokrasi hakkı olarak görmek ve savunmak aslında gerekiyor. Aslında çok insani ve hepimizi huzursuz eden bir detayı var. Ben bunu sık sık örnek veririm. Şimdi aslında yapılan ya da yaşanan olayların birikimini ya da telaşını sadece kadınlar yaşamıyor. Ben şunu yaşıyorum, hani Eskişehir gibi modern bir şehirde bile, örneğin akşam üzeri hava birazcık karanlık ve önümde bir hanımefendi yürüyor. Ben onunla aramı açmak zorunda hissediyorum kendimi. Ya da aynı sokakta yürümek istemiyorum ki o kafasında başka bir düşünce, başka bir endişeye kapılmasın diye. Bu aslında bizim de, yani erkek kaynaklı çünkü bu kadının yaşadığı sıkıntıların temeli, birbirimize yaptığımız bir sorun. Birbirimize hayatı dar etmek, hayat konforundan da eksiltmesine neden olacak pek çok olaya, sebebe dayanıyor. Hani benim gibi düşünen de çok insan var. Hani biz herhangi bir toplu ulaşım aracında dahi kadınlarla acaba yanlış anlaşılır mı, başka bir sorun olur mu, korkutur muyuz, incitir miyiz diye endişe eden ciddi bir kesim de var. Ve maalesef bu endişeleri haklı çıkaracak kadın hakkına, hürriyetine, düşüncesine, belki zihni olarak, belki de rol model olarak onları alarak gasp eden
ve yok etmek zorunda olduğumuz, birlikte mücadele etmek zorunda olduğumuz bir kitle de var. Keşke bunları konuşmuyor olsaydık, ihtiyaç olmasaydı ama şuraya bağlayalım. Şimdi yaşam hak diye çok yerinde ve mecburiyetten aslında ortaya çıkan bir Cumhuriyet Halk Partisi projesi var. Onun detaylarına geçeceğiz, soracağız ama kısa bir VTR var. Onu ben yönetmenimden rica ediyorum, bir ekranlara getirelim. Hemen akabinde Sayın Nazlı Akay'la sohbetimiz sürecek. Ama öyle demek istemedi. Ama tek seferlik bir şey. Ama bir daha olmayacak dedi. Ama beni seviyor. Amalarla avutma kendini. Hiçbir şiddetin bahanesi olmaz. Eğer şiddet görüyorsan, kendin için, geleceğin, hayatın, çocukların için endişeleniyorsan, biz buradayız. Barınma ihtiyacını karşılayıp psikolojik destek sağlayacağız. Hukuki destekle avukat sağlayacağız. Duruşmaları seninle beraber takip edip hep yanında olacağız. Kadın dernekleriyle işbirliği içinde daha iyi bir hayat kurman için destek olacağız. Korkma. Bu şiddeti durdurmaya kararlıysan yalnız değilsin. Biz varız. Yalnız değilsin. Biz varız. Hakkını ara. Şiddetin her türlüsünü durdurmak için yaşamak lazım. ...444-8-285 Hakkını Ara Yaşam Hak Projesi. Projenin önemli etkenlerinden bunu anlatmak, bu projeyi koordine etmekle ilgili mükellef olan isimlerden biri olarak nasıl başlayalım anlatmaya Yaşam Hak Projesi'ni? Bu nedir? Nereyi kapsıyor? Nasıl oluştu? Ve nasıl gelişecek? Öncelikle şunu söyleyeyim, bu proje Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadınlara armağanı olan bir projedir. Keşke biz böyle bir proje yapmak zorunda kalmasaydık. Ama bu proje gerçekten bir ihtiyaçtan doğdu. Çünkü biliyoruz ki korunma isteyen kadınlar Türkiye'de korunamıyor. İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmıyor. İstanbul Sözleşmesi 4 aşamadan oluşur. Der ki sen kadına yönelik şiddeti önle. Önleyemiyorsan koru, koruyamıyorsan cezalandır, soruşturma, kovuşturma ile cezalandır ve bütüncül politikalar üreterek kadını hayatın her alanında güçlendir. Ne yazık ki bu anlayış olmadığı için ve kadınlarımız korunamadığı için ve az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi rol modeller yanlış olduğu için giderek kadına yönelik şiddet artıyor. Biz 2019 yılında 474 kız kardeşimizi kaybettik. 2020 yılında 171'i şüpheli ölüm olmak üzere 471 kız kardeşimiz yaşamdan koparıldı. Dolayısıyla kadına yönelik şiddet azalmıyor. Hani İçişleri Bakanlığı arada bir açıklama yapıyor ya, kadına yönelik şiddetin azaldığı iddiasıyla günde 4 kız kardeşimizin öldürüldüğü günlerden geçiyoruz maalesef. Biz. Ve bu noktada ne yazık ki ülkeyi yönetenler üzerine düşeni yapmıyorlar. Bakın Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de çok değerli, bütün yaşamını yitirenler çok değerli ama yaşamını kaybetmemek için verecek her türlü mücadeleyi vermiş olan bir kız kardeşimiz Ayşe Tuğba Aslan'ın katlini yaşadık burada, katledildiğini yaşadık. Ve katledildikten sonra çantasından şöyle bir mesaj çıktı. Hayatta kalabilmek için her yolu denedim. Beni korumak için ölmemi mi bekliyorsunuz? Mesajda bu yazıyordu. Ve 23 kez başvuruda suç duyurusunda bulunmuş bir isim. Ve Soner Bey size daha acı bir şey söyleyeyim. Ayşe Tuğba Aslan öldükten sonra da korunamadı. Bu kız kardeşimizin feryadı havada asılı kalmasın diye biz elbette üzerimize düşeni yapacağız. Ama öldükten sonra da hakkı korunamadı. Çünkü 23 kez suç duruşunda bulunmuş, takipsizlik kararı veren yargı mensupları var. 4 kez koruma kararı alınmış, buna rağmen işini yapmayan emniyetteki sorumlular var. Şönime yerleştirilecek şiddet önleme merkezi, burada işini yapmayan
Şönim'deki çalışan bazı kamu personeli var. Dolayısıyla bunların her birinin cezalandırılması, en kötü ihtimalle uyarılması, yazılı uyarılması gerekirdi. Fakat bu dosyaların üstü de aklandı, paklandı, kapatıldı. İşte insan hayatını bu kadar ucuz görmeye çalışanlar, insanların katledilmesine, çocukların istismar edilmesine seyirci kalanlar, istismar edilen çocuklarımızın arkasından bir defadan bir şey çıkmaz diyenler, elbette ki halk tarafından ilk seçimlerde sandığa gömülecektir. Ben buna inanıyorum. Bunu diyenin bir de kadın olması ayrı bir hüzün vermiyor mu size? Hani erkek hegemonyasından beslenen erkekler, yani bu gücü kendi lehine kullananlar, hani onların o zihniyeti içinde hep bunu savunurlar ama bir de buna en dik durması, en isyan etmesi gereken ama iktidar kanadında olduğu için desteklemek durumunda kalan kadınlar. Hemcinslere dönük tabii ki beklenti daha yüksek. Ama biz hep onu savunuyoruz. Mecliste yer alan kadın sayısından ziyade dönüp mecliste gerçek anlamda kadın hakkını savunan kadın sayısına bakmalıyız. Yani elbette nicelik önemli ancak nitelik daha önemli. Benim nitelikten kastettiğim hangi üniversiteleri bitirmiş, kaç tane yabancı dil biliyor değil. Benim nitelikten kastettiğim gerçekten de yüreğinde kaybettiğimiz bir kız kardeşimizin acısını, istismara uğrayan bir çocuğun acısını yaşıyor mu? Budur. Bakın daha geçenlerde birkaç gün önce bir çocuk istismarcısı serbest bırakıldı. Cezaevinin önünde davullarla, zurnalarla karşılaşıldı. Bugün kadınlar hayatta kalabilmek için, sırf öldürülmemek için meşru müdafaayla kendini savunurken öldürebiliyor ve daha yargılama aşamasındayken bile tutuklanıyor. Diğer tarafta bakıyorsunuz tacizciler, tecavüzcüler, mafya bozuntuları her biri sokakta elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bugün muhalif olup da bir tweet atan direkt gözaltına alınıyor, hakkında dava açılıyor, işte Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin deniliyor. Oysa ki o fikrini söylüyor düşünce özgürlüğü çerçevesinde. Sadece ve sadece eleştiri hakkını kullanıyor, hakaret falan da yok. Ama diğer tarafta yolsuzluğa bulaşmış olanlar, işte bir sürü ahlak dışı işler yapmış olanlar çok rahatlıkla toplumun içerisinde dolaşabiliyor. İşte o yüzden gerçek anlamda adaleti yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü kurmamız, güçler ayrılığı ilkesini hayata geçirmemiz, parlamenter demokrasiyi yeniden güçlendirmemiz gerekiyor. Ve bu noktada bizimle aynı görüşte olan tüm siyasi paydaşlarımızla da yollarımızı buluşturarak, genişleterek, kesişme alanlarımızı arttırarak yürümeye devam ediyoruz. Ve tekrar söylüyorum, bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Ve bu iktidar yürüyüşünün öncü gücü de kadınlar olacaktır. Yani yarın öbür gün seçim olduğunda partimizi iktidarla taçlandıran görünmez kahramanlar ya da görünen kahramanlar bizler olacağız. Buna yürekten inanıyorum. Gelelim Yaşamak Projesi'ne. Az önce çok doğru bir şey söylediniz. Artık kadınlar sokakta yürürken güvende hissetmiyor kendisini. Ne yazık ki. Dediniz ya işte rahatsız olmasın diye dikkat ediyorum diye. Bakışından, yürüyüşünden, tedirginliğinden evet. Çok rahat anlayabiliyorum. Ve hak veriyorum yani. Ve iktidarın bakış açısı şu. Kadını özgürleştirmek, kadın erkeğin eşit olduğu bir Türkiye inşa etmek yerine kadını dar alanlara hapsetme ve bunu pozitif ayrımcılık gibi sunma telaşında. Neyi kastediyorum? Mor taksiler, pembe vagonlar, kadın plajları. Bu ne demek? Kadın üniversiteleri. Bu ne demek? İşte bu plajlar kadının, sadece kadınlar burayı kullanabilir. Geri kalan her yerde her şey olabilir. Alanlar erkeklere ait. Bu mor taksilere kadınlar binebilir, geri kalan tüm taksilere erkekler binebilir. Şimdi bu pozitif ayrımcılık değil, negatif ayrımcılıktır. Kadını belirli bir alana hapsetme anlayışıdır. Peki biz nasıl kadını özgürleştirebiliriz? Nasıl sokakta yürürken acaba arkamdan gelen bir kişi tarafından saldırıya uğrayacak mıyım korkusunu yaşamadan
tıpkı bir erkeğin sokakta yürüyebildiği gibi hür bir şekilde yürümesini sağlayabiliriz eşitliği tesis ettiğimizde. Tabii ki şiddetin tek kaynağı eşitsizlik değil. Aynı zamanda işsizlik, yoksulluk, yoksunluk, göç gibi şiddeti besleyen başka faktörler de var. Ama bunların hepsinin altında gene de kadını bir mal gibi görme, eşit olmadığına inanma ve o yüzden de ona şiddet uygulayabilme, aynısı çocuk için de geçerli, şiddet uygulayabilme hakkını kendinde görme yatıyor. Onun için bunu önlemek için bir kere yapılması gerekenler çok net. Ama ondan önce yaşamak projemizde biz ne yapmaya çalışıyoruz onu söyleyeyim. Şu anda aslında biz icracı konumda değilken, yöneten konumda değilken icracı bir faaliyet yapıyoruz. Bir çağrı merkezimiz var. Az önce tanıtım videosunda da gösterildiği gibi. 7/24 hizmet veren bir çağrı merkezidir. Çok nitelikli kız kardeşlerimiz var orada. Her biri üniversite mezunu, özel eğitimlerden geçtiler. Ve tüm şiddet mağdurlarına buradan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Barolarla yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde ücretsiz hukuki destek ve adli takip desteğinde yardımcı oluyoruz. Gene PDR, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ile yapmış olduğumuz, imzaladığımız protokol çerçevesinde psikolojik danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak temin ediyoruz. Diğer taraftan tüm duruşmaları takip ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizim takip ettiğimiz duruşmalar daha adil kararlarla sonuçlanıyor. Keşke buna gerek olmasaydı, keşke. Ama biz biliyoruz ki sırf mahkemede efendi durdu diye, sırf takım elbise giydi diye, sırf kravat taktı diye ihal indirimi uygulanıyor. Ya da kadın yemeğe fazla tuz koydu diye, kahkaha attı diye, telefonla uzun konuştu diye, eve biraz geç geldi diye, dar pantolon giydi diye, kırmızı ruj sürdü diye gene katillere tahrik indirimi uygulanıyor. İşte o yüzden o davaların her birinin takipçisiyiz. Gene kız kardeşlerimiz şikayette bulunmak istediğinde karakollarda yanlarındayız. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak istediğinde yanlarındayız. Yani özetle zor zamanlarında yanlarında olup yalnız değilsin biz varız diyoruz. Logomuz bir kalp, içinde de lokasyon işareti. Çünkü diyoruz ki burası şiddetin son bulduğu yer. Cumhuriyet Halk Partisi tüm mağdurların sığınacağı bir yuvadır. Herkesin kendini sığınağa attığı gibi hissedebileceği bir yuvadır. Türkiye'nin 81 ilindeki kadın kollarımız bu konuda her türlü desteği veriyorlar. Hani ismimiz kol ya, böyle kollarımızla tüm o siyasi görüşüne, yaşam biçimine, hiçbir şeye bakmaksızın tüm kız kardeşlerimizi kucaklıyoruz, sarıyoruz, sarmalıyoruz. Pandemi koşullarında tabii bunu ancak metaforik olarak söyleyebiliyorum. Ama her türlü desteği veriyoruz. Kadın dernekleriyle de bu süreçte çok yakın çalışıyoruz. Yarın da derneklerle bir toplantımız olacak. Bugün aynı zamanda hocamızı ziyaret ettik, Yılmaz hocamızla bir görüşme yaptık. Belediyelerimizin bu konuda çok kıymetli, çok değerli çalışmaları var. Tüm belediyelerimiz, Odunpazarı, Tepebaşı, bütün belediyelerimiz, Mahmudiye, Han, her birinde çok değerli çalışmalar yürüyor. Ve bugün toplantımızda onlar da eşlik ederek sağ olsunlar, gücümüze güç, sesimize ses kattılar. Ama hem yerel yönetimlerle, hem kadın dernekleriyle de ve barolar, diğer STK'larla da hem olarak bu süreci daha da geniş bir şekilde, daha fazla kişinin hayatına dokunacak şekilde örmek istiyoruz ve örüyoruz da. Her gün en az bir kız kardeşimizin de hayatına dokunuyoruz. Her gün çok kritik telefonlar alıyoruz. Bunun da mutluluğu hiçbir şeyle kıyaslanmaz Soner Bey. Kadın dernekleriyle, platformlarıyla dediniz, görüşmeler evet. yapıyoruz. Evet. Çünkü hani şu da var, zaman zaman şundan da belki de hayıflanan yine hanımefendiler oluyor. Pek çok işte kadın derneği var, oluşumu var. Keşke bunlar tek elden daha güçlü, daha net bir şekilde masaya yumruğunu vurabilse diye. Aslında bunun da bir örgütlenmesine vesile olabilir mi böyle bir proje? Yani ortak refleks göstermek, ortak destek olmak adına. Çünkü tüm paydaşlar lazım bu organizasyonu yönetebilmek, sürdürebilmek için. Bu proje kadın örgütlülüğünün genişlemesi, derinleşmesi ve daha fazla örgütlü yapıya sahip olması noktasında elbette etkili olacak bir projedir. Ancak
bugüne kadar birçok şeyi yan yana gelip başarmış olan kadın örgütlülüğüne kendimize mal edecek bir hadsizlikte tabii. de bulunmak istemem. Çünkü şu anda dünyadaki de Türkiye'deki de en büyük muhalif güç kadınlardır. Kadınlar yan yana geldiklerinde aşamayacakları bir engel yoktur. Bakın bugüne kadar hangi konuda kadınlar hayır dediyse başarılı olmuştur. Mesela bir kürtaj yasası getirmeye çalıştılar 2011-2012'de. Kadınlar, tüm dernekler, kadınlar hepsi sokaklara döküldü. Benim bedenim, benim kararım dedi, geri çekmek zorunda kaldılar. Tecavüzcüleri aklama yasasını gene geri çekmek zorunda kaldılar. Ben size sayısız örnek verebilirim. Yani kadın hareketi bugün Türkiye'nin çok önemli bir gücüdür. Ve kadın hareketi Türkiye'de neye yön vermek istediyse onu sağlamıştır, başarılı olmuştur. Evde bizim, de farklı değil zaten. Kadın hayır diyorsa orada bir hepimiz duruyoruz aslında. Bunu evet. sadece genele aslında aşılayabilmek, genelde bir politika olarak yapabilmek herhalde. Burada işte aslında eşitliğe inanan erkeklerin sayısını arttırmaya ihtiyaç var. Yoksa biz kadınlar inanın siyasi parti dahi ayırt etmeden bir araya gelmeyi bilenleriz. Mesela bu 6284 nolu yasa meclise geldiğinde ya da 2011'de imzalayıp 2014'te meclise inen İstanbul Sözleşmesi gündeme geldiğinde tüm siyasi partiler olarak destek verdik. Yani bu iktidar muhalefet diye bir ayrımla yaklaşmadık. Ama erkekler ve erkek egemen bakış açısına sahip olan yapılarda ne yazık ki bu konuda adımlar biraz daha bebek adımı şeklinde yürüyor. Ama durmuyor. Gene adım atıyoruz, gene ilerliyoruz. Fakat biraz koşmaya ihtiyacımız var eşitlik için. İşte onu sağlayabilmek adına da elimizden geleni yapıyoruz. Eşitlik sadece demokrasi için, sadece adalet için, sadece toplumsal huzuru ve barış sağlamak için şart değil. Aynı zamanda ekonomi için de şart. Çünkü kadınla erkeğin ekonomiye birlikte katkı sunmadığı ya da toplumun yarısının yok sayıldığı bir anlayışla gerçek anlamda bir kalkınmadan da bahsedilemez. Yapılan bir araştırma var. Yönetim kurullarında üye sayısını değiştirmeksizin yönetim kurulu üyesi aynı kalmak koşuluyla artı bir kadın yönetim kurulu üyesi eklendiğinde o şirketin varlıklarının %8 ile %13 arasında arttığı tespit edilmiş. Gene aynı şekilde OECD'nin bir araştırması var. Eğer 2023 yılına kadar daha eşit bir dünya kurulacak olsa dünyanın büyüme hızında da ciddi bir artış söz konusu olabilecek. Yani ekonominin büyümesi, ekonominin var olan büyüme oranına ek olarak daha büyük bir büyüme oranına sahip olabileceğiz. Dolayısıyla kadınla erkeğin eşit olduğu bir dünyayı kurabildiğimizde, kadınla erkeğin eşit olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden inşa edebildiğimizde hiç şüphesiz her anlamda daha güçlü olacağız. Başka bir boyuta ancak o zaman zaten geçebiliriz. Evet. Var olan tüm sıkıntıların da çözümünde katılıyorum size. Kadın bakış açısına, hissiyatına, becerisine, iş bitiriciliğine ihtiyacımız var. Şimdi yaşam hak dedik. Yaşamak için bu kurulan organizasyon nasıl çalışıyor? Örneğin ben aradım 444-8285'i ve şiddete uğruyorum, bir suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Bu organizasyon nasıl gerçekleşiyor? Yani her ildeki kadın örgütlerinin de mutlaka bu organizasyon içinde bir yeri var. Onlar mı geliyorlar, sarıyorlar, kucaklıyorlar beni? Barolarla az önce dediniz anlaşmalar imzalandı. O da önemli bir nokta. Ücretsiz bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilmek. Bir de sığınmayla ilgili kaygıları var kadınların. Hani ben evet şikayetçi olacağım, suç duyurusunda bulunacağım ama yine aynı kişiden, bu eş olabilir, sevgili olabilir, şiddet görebilirim ve onunla yaşamı o noktada ayırmam gerekiyor. Bu konuların hepsine, bu ihtiyaçlara karşılık veriyor mu bu proje? Şöyle açıklayayım. Bir, sorunuzun yanıtı karşılık veriyor. Hepsine karşılık veriyor. İki, nasıl çalışıyor? Bir kere projemizin ismi
yaşamak en temel haktırdan yola çıkarak yaşam ve hak kelimelerinin yan yana geldiği bir isimden oluşuyor. Ve tüm illerimizde bu bakış açısıyla, bu anlayışla ana kademe il, ilçe örgütlerimizde dahil olmak üzere gerçekten insanların özellikle de işte bu proje kapsamında kadınların, çocukların yaşam hakkına sahip çıkma duyarlılığı ve sorumluluğu var. Böyle hareket ediyoruz. Siz 444-8285 ya da 444-8 bul diyelim. Bu numarayı aradığınız takdirde öncelikle çağrı merkezindeki arkadaşlarımız bir kayıt açıyor ve sorunu tespit ediyor. Ve daha sonrasında ilgili il başkanımıza konu iletiliyor ve o il başkanımız süreci alıp sonuna kadar sürüklüyor. Daha birkaç gün önce yaşadığımız bir vakadan örnek vereyim. Şiddet gören bir kız kardeşimiz çocuğuyla birlikte sığınma evine yerleşmek istiyor. Fakat haklarını bilmiyor ve nasıl sığınma evine gideceğini bilmiyor. Ayrıca korkuyor, evden çıkarken de şiddet görebileceğinden korkuyor. Onun üzerine kadın kolları, Isparta kadın kollarımız devreye girdi. Ne yazık ki Isparta'daki sığınma evinin tadilatta olduğu iletildi. Tabii bir sığınma evi nasıl tadilatta oluyor o da bir soru işareti. Çünkü tadilattayken o sığınma evindeki kadınlar nerede ne konaklatılıyor yapıyor, onu da bilmiyoruz. Ancak bize böyle bir bilgi verildi. Onun üzerine kadın kollarımız bizzat o kişiyi çocuğuyla birlikte alıp Antalya'ya götürdü. Antalya'daki sığınma evine yerleştirdi. Şimdi Antalya'da huzur içerisinde yaşamına devam ediyor. Dolayısıyla ilgili il başkanlarımız, ilgili ilçe başkanlarımız gereğini yapıyorlar. Edremit, Balıkesir Edremit'te son 6 yıl içerisinde 16 kadın katledildi. Bakın 6 yılda 16 kadın, inanılmaz bir şey. Onun üzerine Edremit kadın kollarımız baroya gidip Edremit'te de kadın hakları merkezi kurulması için dilekçe verdi. Yani biz değiştirici, dönüştürücü gücümüzü illa iktidara geldiğimizde hayata geçirelim yaklaşımından ziyade şimdiden iktidara giden yolun taşlarını örüyoruz. Bir başka yaptığımız şey şiddet haritası çıkarmak. Bu projeyle hangi ilimizde hangi şiddet türlerine maruz kalıyor kadınlar bunları da tespit ediyoruz. Çünkü yarın öbür gün iktidara geldiğimizde, ilk seçimlerde iktidara geldiğimizde çok net bir şekilde biz bu şiddet haritasına bakarak sorunları yerinde çözeceğiz. Hangi ilde, hangi ilçede, hangi mahallede ne tip çözümler ürettiğimizi ona göre projelendireceğiz. Şu anda çözüm yollarını belirliyoruz ama iktidara geldiğimizde bunu uygulayan olacağız. Ve ben halkımızın da bizi bu şekilde konumlandıracağını düşünüyorum. Çünkü azim biziz, emek biziz, cesaret biziz, halk biziz. Onun için halkın iktidarını kuranlar da bizler olacağız inşallah. Evet, sığınacak, tutunacak dal konusunda tüm mücadelede kadınlar yalnız değil diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bir değişim, dönüşüm, koruma projesi ama başında da dedik keşke böyle bir projeye ihtiyaç olunmayan bir sürecin içinde, bir dünyada, bir ülkede yaşıyor olsak maalesef bu dediğim gibi sadece kadınların değil hepimizin sorunu. Ben sizi bulmuşken, evet tabii, bu çok değerli ve önemli bir proje ama biraz da şu ülke gündemine dair birkaç tabii başlık hakkında görüşlerinizi almak istiyorum. Tabii hepsinin başında pandemi. Yani biz artık neredeyse bir yıldır pandemiyle yatıyor, pandemiyle kalkıyoruz. Birçok evresi oldu bunun. Sağlık yönetimiyle ilgili, ekonomi yönetimiyle ilgili ve maskesinden tutun da aşısına kadar çok ciddi tartışmalarla hepimiz artık bilmeden ya da çok az bilgiyle bile tartışabilir hale geldik. Şimdi bir aşı süreci var. En taze gündemden başlayalım. Sağlıkçılarla başlandı. 90 yaş üstüyle devam etti. Şimdi 85 diye inecek ama elde aşı yok. Hedefte, planda aslında 45 günlük süreçte tüm Türkiye aşılanacaktı. Bu konudan başlayalım. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Çünkü bazı uzmanlar da diyor ki Çin'den işte Türkiye'nin tamamına yetecek kadar aşı gelmesi imkansız. Ama bir süreç başladı. İşte ikinci fazı var. Çok kafalar karıştı bu noktada. Öncelikle ben bu süreçte gerçekten en ön cephede savaşan tüm sağlık emekçilerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir savaştayız şu anda. Yani kesinlikle gözle göremediğimiz kadar küçük bir virüs. Dünyadaki bütün COVID-19'lar bir araya geldiğinde bir gram bile etmiyormuş diye bir
yazı okumuştum. Bu kadar görünmeyen bir virüs hepimizin hayatını alt üst etti. Hepimizi işte şu an sizinle bile bu sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde program yapmaya, evet, maskeli gezmeye, farklı bir hayata adapte etti. Ve hep en ön cephede sağlık emekçileri yer aldı. Birçok sağlık emekçisi ve birçok eczacı da bu süreçte yaşamını kaybetti. Maalesef. Ruhları şad olsun. Şu anda halen COVID-19 nedeniyle sağlık sorunu olanlara da geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim bu vesileyle. Soner Bey, yani baştan beri bu süreç iyi yönetilemedi. Bunu bir kere altına çizelim. Bir beş maskeyi dağıtmayı bile beceremediler. Önce biz dağıtacağız dediler, SMS yollanacak dediler, yok PTT. Bir sürü açıklamalar yaptılar. En sonunda insanlar gidip kendileri satın alır hale döndü. Aşı da buna döner mi? Aşıda da tablo ne olacak bilmiyoruz. Asla moral bozucu da olmak istemem. Ancak şöyle bir gerçeklik var. Yani yazıları, bilimsel yazıları okuduğunuzda deniliyor ki toplumun %65'i aşılanmadan gerçek anlamda aşının etkisinin hissedilebilirliği zor. Evet. O zaman bu getirilen dozla toplumun %65'ini kapsamayacağı kesin. Bu süreç nasıl yönetilecek? Tabii birçok konu var ayrıca tartışılması gereken. Başta o açıkladıkları turkuaz renkli tablonun doğru verileri yansıtmaması, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin konuya temas etmesi sonrasında verilerin daha değiştirilmiş olması. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun ölüm rakamlarından sonra da ölüm tabii rakamları değişti. Tabii, aynen. Dolayısıyla yani bu tip süreçlerde bakıyorsunuz mesela süreci en iyi yönetmiş olan ülkelere, konuyu tekrar kadına bağlamak istemem ama en iyi yönetmiş olan ülkelerin hep başında da kadınlar var. Almanya'sı, Danimarka'sı, Yeni Zelanda'sı, Finlandiya'sı birçok ülkede doğru yönetildi ve birçok ülkede mesela okulların ne zaman tatil edileceği, daha doğrusu uzaktan eğitime dönüşeceği, ne zaman hangi stratejinin izleneceği her şey çok net planlanmıştı. Biz neredeyse Milli Eğitim Bakanı'yla Cumhurbaşkanı arasında gelgitler yaşanan bir süreçten geçtik. Biri bir şey söyledi, sonra inkar etti sözünü ve çocuklarımız uzaktan eğitime başladıklarında aslında gördük ki Milli Eğitim Bakanlığı buna hiç hazır değilmiş. Çünkü ilk izlettikleri EBA TV'deki görsellerin içerisinde Adnan Menderes'in idamı ile ilgili bir çizgi film vardı. Dolayısıyla biz bu süreçte son derece plansız, programsız, şeffaflıktan uzak ve bir takım bilgilerin gizlendiği şekilde yürütüldüğünü gördük. Bundan dolayı da muhalefet olarak uyarılarımızı, tenkitlerimizi, tespitlerimizi yaptık. Ama yani serde yetenek olmayınca tablo bu. Yönetemiyorlar, çok yoruldular, çok yıprandılar. Onun için yani artık bıraksınlar ilk seçimlerde. İnşallah biz tüm sorunları çözenler olarak kendi kadrolarımızla, projelerimizle ve şeffaf, katılımcı, demokratik, adil, eşit, layık bir yönetim anlayışıyla Türkiye'nin kaderini yeniden değiştireceğiz. Ekonomik yanına da bir bakalım. Şimdi ekonomik kısmında zaten pandemi öncesinde de SOS veren bir süreç vardı. Özellikle bu küçük esnaf dediğimiz ticaretin şehirlerde en dinamik olduğu ama maalesef çok yara almış bir kısmıydı. Şimdi pandemiyle birlikte başka bir noktaya geldi esnaflar. Evet, sanayide memnun olan, mutlu olan, çarkların döndüğü bir kesim var. Buna itirazımız yok ama işin asıl ticaretini döndüren, yani bizim cebimize giren, dolaşan, kiramızı ödediğimiz ya da aldığımız bu kısımda çok büyük yara var. Yani Eskişehir'de örneğin sadece 2020 yılında 995 esnaf kepenk kapatmış. Bir o kadarı da ilk 3 ayda, 2021'in ilk 3 ayında öngörülüyor. Bu da yarısı demek aslında küçük esnafın. Bu nasıl onarılacak? Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu tablonun hani bu netliğine rağmen de bir çare üretebileceğini düşünüyor musunuz? Ya da şöyle diyor musunuz? Hani ülkeyi kurtarmak için yine görevi aldığımızda aslında bir enkaz çıkacak karşımıza. İşimiz çok zor diye de geçiriyor musunuz zaman zaman? Tabii esnaflarla ilgili bizim çok temel bir bakış açımız var. Öncelikle esnafların sorunlarını çözmek için ayrı bir bakanlık, esnaf bakanlığı kurulması gerektiğini vurguluyoruz.
Ve şu an esnafın içinde bulunduğu durumu da esnaf entübe diye tarif ediyoruz. Gerçekten siz de ifade ettiniz, esnaf kepenklerini kapatmış durumda. Yani zaten şu an yasaklı durumda birçoğu ve üstelik o esnafın yanında çalışan personel de şu an ne yazık ki herhangi bir gelir sahibi değil. Fabrikalarda çalışanların durumu ise virüsle açlık arasında sıkışmış durumda. Yani açlıktan mı öleyim, virüsten mi öleyim? Yani geçenlerde bir vatandaşımız intihar etti. Hiç intihar vakalarını konuşmak istemem ama bir elinde aş, bir elinde iş yazarak intihar etti. Gene bir baba çocuğunda tablet alamadığı için intihar etti. İşsizlik deseniz şu anda sırf kadınlarda geniş tanımlı işsizlik %41'lere ulaştı. Ve istihdam oranı kadınlarda %8 düştü, iş gücüne katılım %8, istihdam %6.3 düştü. Şimdi bu durumdayken tabii gerçekten vatandaşlarımız açısından sadece mücadele edilen bir virüs yok, aynı zamanda ekonomik problemler var. O yüzden bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi, ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyaç olduğunu daha net görüyoruz. Neden derseniz, ülke tarihine bakın, hep en zor zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi kurtarıcı güç olmuştur. Onun için sanıyorum tarih bize tekrar böyle bir misyon yükleyecek. Evet. Bir de son olarak ifade özgürlüğünden de bir ara bahsetmiştik. Bu sosyal medya ile ilgili süreçte artık ülkede gündemi sosyal medya belirliyor. Yani bazen hak arama mücadelesinin de adresi orası. Aynı zamanda eskiden hani şöyle bir sıkıntı vardı. Özellikle medya tekelinde olduğu için her şey ana akım medyada. Siyasilerin kendini ifade etmeyle ilgili onlara bir takım sansürler uygulanıyordu. Zorlukları vardı. Hani aşamıyorlardı onları propaganda sürecinde. Şimdi bu sosyal medya birazcık fırsat eşitliği tanıdı aslında. Çünkü orası çok daha güçlü. Ama sürekli o noktaya da böyle bir baskı var. O noktada da böyle bir takım spekülasyonlar var. Ülke gündeminde yer alıyor. Sosyal medyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkedeki, Türkiye'deki konumunu. Sosyal medya aslında bugün ne yazık ki bazı medyanın yapamadığı tarafgir bakış açısını devam ettirdiği ortamda halkın haber alma özgürlüğüne en fazla hizmet eden bir mesaj alanı oluşturdu. Dolayısıyla bir çeşit soluk borusu oldu, nefes borusu oldu halk açısından. Ama tabii yönetenler bundan da o kadar rahatsızlık duyuyor ki tek tek tweetler takip ediliyor ve atılan ya da tek tek işte Facebook'ta, Instagram'da, sosyal medyada yapılan paylaşımlar takip ediliyor. Bir tane muhalif düşünce açıklayan varsa o kişiye daha sonrasında ya soruşturma açılmaya çalışılıyor ya da bir şekilde o kişiye uyarılar gidiyor. Dolayısıyla halkın bu kadar, basının bu kadar zapturapt altına alınmaya çalışıldığı bir dönemde sosyal medya biraz olsun insanlara düşünce ve ifade özgürlüğü noktasında tüm baskılara rağmen alan açıyor. İyi ki var. Ama bununla yetinmiyor iktidar. Sosyal medya firmalarına dönük olarak da baskı yapıyor. Bundan dolayı bazı firmalar Türkiye'yi terk etmek zorunda kalıyor. Evet. Şimdi de Türkiye'yi terk etmiş olan firmalara reklam yasağı getirerek adeta sen bizim ülkemizden çek git. Yani ekonomiye katkın olmasın. Yeter ki hani muhalif düşünceler senin kanalına yayılmasın anlayışı içerisinde. Ama demokrasi dediğimiz şey bir yerden baskıladığınızda başka yerden kendini yani ifade etme ihtiyacı bulur. Yani bir yer kapanır. Mesela bugüne kadar kapanan birçok gazeteler oldu biliyorsunuz. Bir gazete kapanır. Başka gazete açılır. Yani eninde sonunda her zaman cesur ve demokrasiyi savunan insanlar olacaktır, olmalıdır. Onları da hiçbir şekilde susturamazlar. Ama ben bu vesileyle bir kez daha hem özgür yayıncılık anlayışını koruduğunuz için hem de aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüne katkı sunduğunuz için SDV'ye sizlere de teşekkür etmek isterim. Keza basındaki gene kalebi kırılmaz basın emekçilerine, tüm muhabirlerimize, tüm köşe yazarlarımıza, gerçekleri, hakikatleri ortaya koyan tüm basın emekçilerine de bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Biz teşekkür ederiz. Yoğun bir
programınız var, yoğun bir gün geçirdiniz, kırmadınız, geldiniz buraya. Yaşamak projesi, çatı aslında anlatmak istediğimiz en net ve en ihtiyaç olan projeydi ama sizi bulmuşken bu soruları da iliştirdik. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak Eskişehir'e bir mesaj alalım sizlerden. Çünkü Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partililer seçim döneminde de hep Türkiye'nin Eskişehir'i var sloganıyla hareket ettiler. Tüm Türkiye Eskişehir olsun diye bununla gurur duydular. Dolayısıyla bu gururu siz de diyorsunuz ki emin olsunlar, herhalde bir sonraki süreçte tüm Türkiye'de yaşayacağız. Aynı şekilde siz benim sözcüklerimi ben söylemeden tahmin ettiniz. Gerçekten Eskişehir hepimizin gururu olan ve özellikle çağdaş belediyecilik, katılımcı belediyecilik anlamında, kentleşme anlamında da Türkiye'de birçok ilkleri başarmış olan bir gururumuz. Dilerim şu anda birçok ilimiz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetiliyor ama 11 büyükşehir belediyemiz ve aynı zamanda 247 belediyemiz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor ama biz dileriz ki bu aydınlık, bu bakış açısı, bu eşitlik, bu demokrasi tüm Türkiye'ye yayılsın. Bir dernek var, Yanındayız Derneği. Onun yapmış olduğu toplumsal cinsiyet eşitliği araştırmasına göre ilk onda yer alan belediyelerin hepsi Cumhuriyet Halk Partili. Bu bir tesadüf değil diye düşünüyorum. Siz ne kadar demokrasiyi, eşitliği, adaleti sahiplenirseniz o kadar huzurlu ve güçlü bir toplum yaratırsınız. Onun için diliyor ve umuyorum ki o güçlü günleri kucaklamaya, aydınlık günleri kucaklamaya az kaldı. Evet. Teşekkür ediyorum tekrar. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Nazlı Aka bizlerle birlikteydi. Ekstra gündemde sizlere de ekran başında umarım aydınlatıcı, keyifli bir birliktelik olmuştur. Tekrar görüşünceye dek Eskişehir'den kucak dolusu sevgiler, selamlar ulaştırıyoruz. Hoşçakalın.